öğretmenim. Kitap fuarından aldım. Odaklanma çalışmalarından bir tanesi. Böyle Ömer hem... Bey, kayıttayız. Odaklanıyoruz. Tam odaklandık. Ne çabuk kayda girdik ya, değil mi? Hızlı oldu biraz. Evet. Bugün istediğin günle saati sloganıyla yayın yapan VOM TV'ye tekrar hoş geldiniz. Zekane bölüm, Zekahane programımızın 3. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Yine her zamanki gibi iki zehir arkadaşım ve çok rica ettim, öğretmenim beni kırmadı ve Zeynep hocam burada. Hocam tekrar ben, çok hoş geldiniz diyeyim ben size. Ben çok mutlu oldum burada yeniden bir arada olmaktan. Evet, bir hafta biraz özlemli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum öğretmenim. Hala ilk heyecanı yaşıyor gibi. İlk heyecanı yaşıyoruz gibiyiz. Bir hafta olmuş olsa da evet. Hala ilk heyecanı yaşıyoruz. Bugün demiştik öğretmenime sizden söz aldım ve sözünüzü yerinize getirdiniz. Dedim ki reverse öğretmenim oyununu geçen hafta takdim etmiştik. Yine biz bugün ne yapacağız öğretmenim? Öğrencilerimize Surakarta'yı hediye edeceğiz değil mi? Geçen hafta Surakarta oynatmıştık. Reverse oyunu hediye etmiştik. Evet. Bugün ise reverse oyununu oynatıp Surakarta oyununu hediye edeceğiz. Öyle mi? İnşallah. Burası Surakarta'yı zaten geçen hafta izlediler öğrencilerimiz. Bugün de reverse oyununu oynayacağız. Peki reverse oyunu da yine zeka oyunlarımızdan bir tanesidir. Yine çok zevkli, eğlenceli bir oyunumuzdur. Şimdi öncelikle bir dizmek istiyorum. Şimdi 3 buradan tam ortasına gelecek şekilde. Şöyle siyah, siyah çapraz. Yine beyaz. Peki bir tane yine saklayayım. İlk kimde başlasın diye o şekilde oynayalım. Tamam? Evet. Tanışmadık biz. Evet, heyecandan. Heyecandan tanışmadık. Evet, ismini tanışabilir miyiz sizinle? Merhaba, ben İsmet. İsmet? Aydemir. İsmet Aydemir, evet. Ben Zeynep Şimşek. Zeynep Şimşek. Biraz heyecandan oldu herhalde öğretmenim. Çabuk, hızlı zaman akıyor evet, bir taraftan. Bir de heyecanlıyım. Çünkü teknoloji bağımlı diyoruz. Çocuklarımıza bir taraftan eğitim diyoruz. Koşturuyoruz, bir oraya gidiyoruz, bir öyle derken böyle koştur. Tabi hali böyle şeyler olabiliyor programlarımızda. Peki. O zaman, şimdi saklayacağım. Evet, İsmet ve Zeynep. Bakalım kim bulacak? Böyle saklayayım. Evet, hangisi? Ve Zeynep'e bakıyoruz. Zeynep bulamadı. İlk İsmet başlasın. Yani İsmet beyaz olacak, Zeynep siyah olacak. Tamam? Evet o zaman. Buyur bakalım İsmet. Birazcık şöyle gelelim öğretmenim. Evet, İsmet'le başlayalım. Şimdi bu oyunumuzda tabi oynarken şöyle kısa bir şekilde de göstermek istiyorum. Taşımızı yine çevirmek yapacağız yani kendi lehimize doğru. Yani beyazsak beyaza çevirmeye çalışacağız. Siyahsak siyah çevirmeye çalışacağız. Şimdi mesela İsmet bu hamleyi yapmak istedi. Yani ikisinin ortasına yine aynı şekilde geldiği zaman beyaza çevirebilir. Yine aynı şekilde mesela söz gelimi şu şekilde diyelim ki taşı geldiğinde yine beyaza koyup yine aynı şekilde çevirebiliyor bunu. Siyah geldiği zaman da hem çapraz hem de düz bir şekilde taşını çevirebiliyor. O zaman İsmet, hamleni bu şekilde yapmıştın ve buyur devam edelim. Evet İsmet o şekilde yaptı. Şimdi sıra Zeynep'te. Evet öğretmenim uzun bir soruşturuculu bir hafta geçirdik. Koştur. Eğitim camiasında hepimiz koşturuyoruz. Nasıldı gününüz? İzleyince evet. Tanıdıklar olsun. Zeka oyunlara daha bir ilgi sardılar, merak ettiler. Evet. Bu nasıl oluyor, şu nasıl oynanıyor diye. Dedim ki sürekli takipte kalalım. Yeni oyunlarla evet. Bir araya gelelim istedim. Ve sık sık teneffüs aralarında bile evet. Biz artık 3 taş, 5 taş, reverse, evet. Surakarta ve evet. Bazı kağıt oyunları da, bağlama oyunları bunları da oynuyoruz. Oynuyorsunuz. Tekrar bizi bu konuda bilgilendiren Eytan Güley hocama da çok teşekkür ederim. Evet, evet. Şimdi aslında burada Milli Eğitim'in bir tane çok güzel bir projesi başlattı. Okul 2023 vizyonunda. Mesela bazı okulları gördüğümde burada 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs yapıyorlar. Öğretmen o konu hakkında birazcık böyle bilginiz varsa bir, kısa bir şekilde anekdot sunabilir misiniz bize? 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs aslında çok olumlu yönleri olan bir etkinlik olacak bence. Evet. Düşünsenize böyle bir odanız var. İçerisinde bir sürü akıl oyunları, solo testler, reverseler, surakartalar, evet. Mangalalar. Eskiden olan birçok oyun ve spor alanında da evet. O yeteneği olan çocuklar oyuna dönecekler. Böyle bir odaya sahip olduğumuzu düşünün. Evet. Ve o odanın içinde arkadaşlarıyla bunu vakit açtığını, zihinleri, bakış evet. Açıları hayata,
birçok yönden gelişmiş genç beyinler elde edeceğimizi düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki. Şimdi Zeynep hemen yaptığı hamlesini. Bir de oyunda çok önemli bir püf noktamız var. Öğretmenim buradaki kenarları yakalayabilmek. Bir de kesinlikle hamlesiz taş yapmama gibi illaki hamle yapmak zorundayız bu oyunda. Yine bu oyunda el ve göz koordinasyonumuz tamamen stratejiye dayalı olduğu için yine birazcık beynimizi ısıtıyor zaman zaman. Öyle mi İsmet? Öyle mi Zeynep? Evet. Biraz beyni ısıtıyor değil mi? Binlerce yıllık tarihi olan bir oyunumuz zaten. Reverse, evet. Reverse. Eskiden oynanan bir uzun soluklu. Evet. İnanın benim de en çok zevk aldığım, oynamaktan zevk aldığım oyunlardan biri. Bir tanesi. Daha zevkli. Evet, İsmet ile hamle mi yapmak gerekiyor? Hamlemizi yapalım. Yani boşa bir hamle yapamayız. Değil mi? Şöyle bir tekrar alalım. İlla ki bir hamle yapacağız. Yani boş hamle yapmamamız gerekiyor bu oyunda kuralları arasında. Evet. Evet. Yine aldığın zaman hem normal düz bir şekilde çevirebiliyor, çapraz geldiği için aynı şekilde taşını çevirebiliyor. Evet. Yani boş hamle yapamayız. Evet, sıra Zeynep'te. Çok eski tarihleri olan bir oyunumuz. Yani tamamen strateji üzerine dayalı. Evet öğretmenim, geçenler bana bir basketbolla ilgili bir hayal ile ilgili bir şey bahsetmiştiniz ama tekrar seyircilerimizle paylaşabilir misiniz? Neden olmasın? Bazı günler müzik açıyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz. Evet. Farklı bir yerde olduğumuzu hayal ediyoruz. Evet. O müziği hissediyoruz. Arkasından güzel bir sesle. Şu anda benim yaşımdasınız. 32-33 yaşındasınız. Evet. Nasıl hayatınız, ne yapıyorsunuz diye bir sohbet açmıştık çocuklarımla. Çok evet. Seviyorlar böyle etkinlikleri. Çok ilgilerini çekiyor. Bir öğrencim vardı, Mahmut Eren. Evet. Hiç unutmuyorum hayalini. Öğretmenim evet. Dedi, ben dedi, havuzumun başındayım dedi. 3 katlı bir evim var dedi. Evet. O Mahmut Eren dedi, ne güzel. İki de çocuğum var şu an havuzda oynuyorlar dedi. Eşim evet. Dedi, bana limonata getiriyor öğretmenim dedi. Ne kadar güzel bir hayalmiş dedim. Mahmut Eren peki bu kadar eve sahipsin, kırmızı bir araban var, nasıl oluyor dedim. Nereden kazanıyorsun parayı? Öğretmenim ben NASA'da çalışıyorum dedi. Vay hayatını dedim. Demek bu yönde ilerlettin, gerçekleştirdin dedim. Hatta öğretmenim dedi, ben dedi, basketbolcuyum biliyor musunuz dedi. Basketbol oynuyorum, onların antrenmanlarına, yarışmalarına, maçlarına gidiyorum dedi. Ne kadar güzel dedim. Ve biz bu hayali ikinci sınıfta konuştuk. Evet. Üçüncü sınıfta seçmelerimiz oldu. Mahmut Eren'in bu hayalini ben biliyorum ya. Yaşadık. Evet. Hatta sınıftaki tüm 30 öğrencimizin hepsi biliyor. Evet. Mahmut Eren'i basketbol seçmelerinde bir hocası keşfetti. Evet. Arkasından başka yerlerle iletişim kurduk. Bu bilimsel araştırma yapan gruplar vardı. Evet. 2009 onlarla alakalı. Ve o yönde de ben konuşmalar yaptım hocalarla. Evet. Ve Mahmut Eren'i şu anda bir kulübün oyuncusu olarak yer almakta basketbolda. Ve çok başarılı. İlk 5'te yer alıyor. İnanıyorum ki Mahmut Eren o hayaline kavuşacak. Kavuşacak. İsteyelim yeter ki diyorsun. Şu anda birçok yerden burslu olarak eğitim olanakları da sağlanıyor. Yani spor, zeka oyunları emin olun boş vakit değerlendirme için değil. Yani birçok okulumuz evet. Satranç şampiyonasına, bu zeka oyunları şampiyonlarına burs vermekte. Evet. Bu gibi faydalarını da görüyoruz. Evet. Sizin Zeynep hayaliniz ne mesela? Öğretmenlerimiz zaman zaman yapıyordur. Bu tarz etkinlikler. Hayalin ne Zeynep? Gelecekte başarılı bir bilim insanı olmak bilim, istiyorum. Mesela bilim insanı hangi dalda ilerlemek istersin? Bilinmeyen şeyler. Bilinmeyen şeyler hakkında çalışmak. İsmet sen? Mühendis. Araba mühendisi. Araba mühendisi. Arabalara karşı bir merakın var mı? Çok seviyor musun arabaları? Evet. Şimdi ben de bazen kanalda benim Memeras ile söyleşi programım var. Zaman zaman onu takip edebilirsin. Bu sürücü kurslarıyla kısa kısa eğitimler de veriyoruz halde. Yani temel hedefim 7'den 70'e herkese ulaşabilmek. Evet şimdi sırada İsmet de hamlesini bir taraftan yapsın. Evet, çapraz bir şekilde görüyoruz. Evet. Son ana kadar kimin kazanacağı oyunda belli hiç olmuyor. Hiç belli olmuyor. Yani bu zeka oyunlarımızda zaten böyle bir şey var. Hani güreşte de böyle de kaybettiğim üzülmez, kazandım diye sevinme. Evet. Aynen böyle bir şey yani bu zeka oyunlarımızda. Yani siz sınıf öğretmeni olarak aslında öğretmenim, hayatın sadece Türkçe ve matematikten ibaret olmadığını buradan velilerimize bir kez daha bence hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum ben özellikle. Spor, hatta ben şunun altını çizmek istiyorum. Evet. Ergenlik dönemine gelecek çocuklarımızda mutlaka bir alanları olsun. Spor olabilir, müzik hı-hı. olabilir. Düşünsenize çocuk kötü alışkanlıklar edineceği zamanı sporla, zeka oyunlarıyla, müzikle bir gitar çalmayı, bir saz çalmayı ya da bir davul çalmayı öğrenerek geçirecek. Böylelikle evet. zamanını
kötü olan bir şeylere harcamamış olacak. Evet. Ben bu konuda annelerin, babaların dikkatlerini çekmesini istiyorum. Şimdi insanlar belki çatışma halindeler. Aile içi mi, iletişimi bozulmuş halde. Gerçekten şu anda en çok boşan, hatta ben bunu röportajında yaptım. En çok boşanlar Antalya'da görülüyor. Evet. Bence evet, izlemişsiniz de evet, mutlaka evet. Orada. Şimdi öğretmenim, yani bence insanlar bu kaybolan iletişimimizi bu şekilde aktiviteli halinde yapsak bence birçok sorunun en hepsini aşamayız. Çünkü ben her şey değilim mesela burada, ama en azından bir basamak olsun. Yani bazı sorunlar üzerinden gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum en azından. Öğretmen kimi zaman iki kere ikinin dört ettiğini öğretmek değil. Onların evet. Hayal dünyasına uzanmak. Ulaşabilmek. Yani herhalde Mahmut Eren'i ömrüm boyunca unutmayacağım. Evet. O da sizi kesinlikle unutmayacaktır. O da sizin gibi unutmayacaktır mutlaka. Sınıf öğretmeni, hatta geçen hafta konuşmuştuk bunu. Yani sınıf öğretmenlerimizi kesinlikle unutmayacağız. Yani burada gerek İsmet, gerek Zeynep, işte geçen haftalardan yine aynı şekilde öğrencilerimiz, evet Yaren, Can, yine hiçbir şekilde unutmayacaklar yani. Bu kesinlikle. Sınıf öğretmeni neresi var, hatta şöyle diyecekler, var, çok teşekkür ederim yani, iyi ki gelmiş. Ben de mesela zaman zaman, yani şöyle söylemeyeyim, hani kimseye kıyaslamak olmasın da, hani böyle sınıf öğretmenlerine, idare öğretmenlere karşı hep bir sempatim olmuştur. Yani toplumun değer yargılarını geliştiren. Bu öğretmenlerimize çok çok ihtiyacımız var. Yani eğitim, her şeyin başı eğitim. Yani burada kalkıp bir mühendis olacak diyelim, araba tamirci, yine eğitim vermek zorundasın buna. Yine öğretmenden geçiyor. Yani her şey öğretmenden geçiyor. Her zaman söylediğiniz bir şey vardır. Hani ünlü birisinde sözü var ya. Şu sokakları temizliyorsan öyle bir temizle ki. Evet. Tıpkı Da Vinci'nin resim yaptığı gibi. Evet. Mozart'ın müzik yaptığı gibi. Öyle bir temizle ki burayı kim temizledi diyebilsinler. Evet. Benim öğrencilerim için hayat felsefesi o. En başta sevecekleri bir işlerinin olması. Sevecekleri bir. Severek gidip gelmeleri ve hiç yorulmamaları. Benim ailem de bana bunu öğretti. Evet. Severek gittiğin sürece hiç yorulmazsınlar. Ben en büyük mutluluğu yaşıyorum. Umarım evet. Uzun yıllarda yaşarım. İnşallah hepimiz için olsun. Her anından ilk günkü gibi zevk alıyorum. İsmet, peki boş zamanlarında neler yapıyorsun? Boş zamanlarımda genelde ya zeka oyunu oynuyorum. Evet, başka? Ya da kardeşlerimle vakit geçiriyorum. Ne yapıyorsun kitap mesela? Ha, kitap okuyorsun. Hangi kitaplar daha çok senin dikkatini çekiyor ya? Macera, hikaye. Film izliyor musun peki? Yani böyle tarzı ne? Filmde izlediğin tarz filmler. Bazen yabancı oluyor, bazen savaş filmleri. Savaş filmleri daha çok. Peki Zeynep, senin boş zamanlarında neler yapıyorsun? Film izlerim, kitap okurum, oynarım. Tarzı ne mesela genellikle? Hani yapmış olduğun, hani izlediğin. Macera mı? Hani biraz daha şimdi kız olduğun için hani biraz daha biz erkekler daha çok maceradır, savaştır, böyle heyecandır. Hani senin tarzın nasıl? Filmlerde genelde gerçekten yaşanmış şeyleri daha çok seviyorum. Biyografi mi diyelim biz ona, yani insanların hayatlarını anlatan bir şey mi diyelim? Hmm. Kitaplarda da o şeylerden. Kitaplarda o şekilde diyorsun. Zeynep'le biz düşünün, bir öğrencimle, ilkokul öğrencimle film fikri alışverişi yapıyoruz. Telefon ediyor Ansın. Öğretmenim şu film varmış, çok güzelmiş. Ben bunu bu akşam izledim. Lütfen siz de izleyin. Sakın kaçmayın diye. Bana birçok filmde öncülük yaptı. Öncülük yaptı. Aynı şekilde ben izledikten ya da okuduktan sonra Zeynep, bu kitabı kesin okumalısın. Çok değerli. Sana çok şey katacak diyorum. Yani ender paylaşılabilecek bir ilkokul öğretmen ilişkisi oldu. Öyledir. Zaten bakanımız da diyor yani, sürekli hayatın içinde olmalıdır. Eğitim her zaman her yerdedir. Aslında bunları görmemiz gerekiyor. Yani benim saat şurada 5'ten sonra işim bitmiştir ya da 3'ten sonra dersim bitmiştir. Olmuyor. O olmaması gerekiyor. Ya da bu saatte beni neden aradın? Ben zaten şimdiye kadar mesela velilerden dönüş yapıyorum. Hiçbir şekilde, yani hızlı okuma eğitimleriniz sizin sayenizde olsun. Diğer öğretmenlerimiz gönderiyorlar bana. Hani böyle idadesi öğretmenlerimize bir şeyler yapabiliyoruz biz. Hani bazılar diyorlar, hani başımıza yeni icat çıkarma diyenler oluyor. Ben bunları özellikle eleştiriyorum buradan. Tam tersine yeni icat çıksın ki farklı şeyler öğrenebilelim. Evet. Belki mutluluğu o yeni icatlar sayesinde şimdi bulacağız. Göreceğiz. Eğlenceli vakit geçireceğiz. Yani illaki değiştireceğiz. Şu dünyayı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Ama iyi ama kötü. Mutlaka yeni bir sistem, eski sistemi gerek ya iyi anlamda ya da kötü anlamda etkileyecek yani bu. Benim belki de öğretmen olmamdaki en önemli sebeplerden biri oldu. Bu dünyayı değiştirmek. Evet. İlkokulda karar verdim. Ben dedim öğretmen olacağım. Evet. Hedefim hep matematik, ilk öğretim matematik öğretmeniydi ama kısmet işte, bazı rahatsızlıklardan dolayı. Evet, geçmiş olsun öğretmenim. Tercih yapma dönemi geldi. İşte bu bölüm, şu bölüm, hayır dedim. Ben çocuklarımın yüreğini iz bırakacak bir alan istiyorum dedim. Ve en güzeli, benim de unutamadığım sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği. Kesinlikle ilkokul öğretmenliği. İlk
göz ağrılarım. İlk göz ağrılarım. Son göz ağrılarım. Son göz ağrılarım. Bu sene mezun ediyorsun herhalde, öyle mi? Ben de onlarla beraber gitsem hiç fena olmayacak. Evet. Ya bırakamıyoruz. Zaman çok hızlı ilerliyor. Şu anda mesleğimde geçen hafta 14. senemi, 13. senemi... Maşallah hocam seni. Birazcık. Evet. Zaman çok hızlı akıyor. Yani ben de şu anda mesela 5. senemdeyim. Hani yeni başlamış gibi görünebilir ama şöyle bir arkama baktığım zaman diyorum ne zaman geçti ya bu. Hayat ne çabuk ilerledi. Daha yapacağım birçok şey var. Birçok şey var. Evet. Şu zeka oyunlarını diyorum bakın daha yeni yapabiliyoruz. Yani şimdiye kadar bazı şeyler için geç kalıyoruz. Geç olsun güç olmasın da demek istemiyorum ama neden bunu zamanında düşünemedim? Acaba neden yapamadım? Daha çok yapacak çok şey var. Belki ileriki şurada bir 5 sene sonra daha eklenecek üstüne. Belki mesleğimde 10. yılımı, kariyerimi oluşturacağım. Ya niye şöyle geç bir zamanda acaba şöyle yapmadım, böyle yapmadım? Umarım demem bunu yani kendi adıma söylemek olursa. Bu olmuyor. Evet. Bazen taşları düzgün çizemediğimiz zaman. Çizemediğimiz zaman öyle olabiliyor. Şimdi sizlerden bazen eğer ki seyircilerimizle paylaşırsanız öğretmenim geçen haftalarda böyle materyallerinizi aslında paylaşabiliriz buradan da. Onun evet. Da resimlerini. Resimlerini de paylaşalım. Üniversite evet. Konusunda da zaten hepimizin evinde az çok satranç takımları yer alıyor. Evet. Bilindik en temel zeka oyunlarından biri. Bir satranç. Tarihin en önemlisi. Evet. O satranç tahtası zaten 64 kareden oluşuyor. Bizim tek ihtiyacımız olan taşlar. Bir tarafı beyaz, bir tarafı siyah ya da farklı iki renkli olan taşlar. Bunları bir tane aile dostumuz diyeyim artık. Velilikten çıktık. Evet. Mobilya ahşaplarından kesmiş. Hani daha fazla dağılmasın, yıpranmasın diye. Farklı renklere boyamış. Bir tarafı farklı. Bir ahşap boyasıyla. Ahşap boyasıyla. Harika bir oyun olmuş. Evet. Ya da anneler iki düğmeyi birbirine yapıştırabilir. Eva kağıtlarından yapılabilir. Onlar sert, kolay yıpranmazlar. Yani kendimiz üretebilir. Yine kendimiz evet. Bunlardan zevk duyabiliriz. Evet. İşte insan bahane olduktan sonra bu yani şahane de olabilir ya da hiçbir şekilde yapamayabiliriz. Yani bazen en güzel fikirleri çocuklar veriyor. Çocuklar tabii. Bir fikir ortaya atıyoruz. Evet. Düşünmeleri istiyorsun. Biz biliyoruz belki yaşça onlardan daha büyüyoruz ama inanın onların düşünceleri, hayal güçleri o kadar geniş ki. Evet. Şimdi öğretmen olarak daha çok bu konuda pedagojisini bir var olduğu için biliyorsunuz. Benim için zaten sözel ifadelerini, kendilerini evet. Anlatabilmeleri. Aynen. Gözü kapatıyoruz, müzik dinliyoruz, hayal ediyoruz nerede olduğumuzu. Bazen gözü kapatıyoruz, olmadık bir kişi oluyoruz. Evet. Görünmez adam oluyoruz, farklı yerlere gidiyoruz. Ya da o anda hissedilmesi gereken komik bir olay olmuş gibi yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Ya da annesini kaybetmiş bir çocuğun duyguları nelerdir, onu evet. Yaşıyoruz, canlandırıyoruz. Yani birebir yaşadıkça evet. Çok daha kalıncı oluyor. Evet. Ben onları defterine yazdırsam ya da ne bileyim bir yerden okusam belki o kadar etkilemeyecekler. Ama kendileri düşündüğü zaman... Evet. Daha farklı, kalıcı oluyor. Bilgiler ediniyorlar. Evet, oyunumuz da son aşamalarına doğru geliyoruz. Bakalım şu anda biraz sonra sayacağım. Şu anda. Şu an belli değil kazanan. Daha şu anda henüz belli değil. Biraz muğlaklık var. Öğretmenim Zeynep yanlış hamle yaptı. Yanlış hamleyi nerede yaptı? Bu taşı koydu. Hı-hı. Bu taşı da çevirebiliyordu, bu taşı da çevirdi. Tamam. Bu taşı mı çevirdim? Şöyle mi olacaktı normalde? Bu taş beyazdı. Şunlar... Tamam düzelt bakalım. Tamam. Şuraya koydum. Şunlar da beyazdı. Tamam. Buraya taşını tamam düzelt bakalım. Çıkıyor. Doğrusu nasıl olacaktı? Bir yap bakalım İsmet. Biz konuşurken birazcık öğretmenimizle. Evet. Şöyleydi. Hı-hı. Ben şuraya taş koydum. Taş bunları koydu. Çevirdim. Tamam bunlar doğru çevirdi. Ya. Doğru bunu hamle. Bunu çevirirken bunu da çevirdi. Burada çapraz aynı şekilde şöyle yaptığımız zaman herhangi evet. Bir şekilde. Şuraya koydum. Şurada ben koysaydı evet. Şimdi şuradaki şimdi. Evet, onu şimdi koydu şimdi çevireceğim. Herhangi bir hamlede sıkıntı yok. Evet. Evet oyun tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Evet yine bir hamle yaptı bakalım. Beyaz taşlar siyah neredeyse gibi. Bütün siyaha dönüyor gibi. Oyunda öyle yani. Bir anda kaybedecek evet, gibi olursa bir anda kazanırsın. Şunu koydum şurayı da çeviriyorum. Evet aynı şekilde. Koymasından kaynaklı olarak bu oyunda baş köşelere koymak evet. Oyunu hakimiyetini sağlıyor. Evin misafiri olmak lazım yani. Burada evet. Baş köşeye evet, atmak gerekiyor. Evet köşe. Evet bakalım sıra İsmet'te. Bakalım nasıl bir hamle yapacak. Sanırım birkaç hamle sonrasını düşünerek hareket ediyor. Evet çünkü artık oyun yani bitti bitecek. Şu anda çevirdi. Tam sıra Zeynep'te. Benim çok güzel bir hamle buldum.
oldum. Bakalım görelim. Bazen sos oynardık ya. Aynı birazcık ona anımsatıyor aslında. Böyle çok gıcık olurduk ya. Sosmuş bu demiştim ben. Evet. Çok gıcık olurduk ya. Sos derdi artık oynayamazdık. Kalkardık giderdik. Bunu yapmışızdır mutlaka okul yıllarımızda. Biraz daha farklı. Biraz gerçekten daha farklı. Zevkli bir oyun. Zevkli, evet öyle. Sıra. İsmet'te. Bakalım nasıl bir hamle yapacak İsmet. Neredeyse oyunlar şu anda siyahlar daha mı fazla ya, gibi. Tabii ne olacağını yine bilmiyoruz biz. Bir hamle değiştirebilir her şeyi. Evet. Evet. Bir hamle yaptı. Ama çevirdi. Olmayacak diyor. Onu engelledi. Oraya İsmet beyaz taşı koysaydı komple o kısmı beyaza çevirecekti. Evet, bakalım. O köşeyi sahip olması anlamı olmuyor. Çünkü evet. Karşılayacağı beyaz bir taş yok. Yok. Evet, yok. Akıllıca oynayacağım. Şimdi İsmet aldı bakalım. Çevirdi. Aynı şekilde. Yine siyah ağırlıkta gibi. Tabii biz sayacağız bakalım sonunda. Evde yaptığımız maçlarda evet. İsmet daha ön plandaydı. Yani bir kişi kalmadı diyebilirim. Orada bile kendi aranızda turnuva yaptınız aslında. Evet, ev içinde. Evet. Bazen bir araya geldiğimizde öğrencilerle, okulda. Çok güzel öğretmenim. Etkinlikler. Daha eğlenceli. Bir de sohbet ediyoruz. Sohbet şu ediyoruz. Şu anda. Ya o yapılır mı? Şey sınıfta bir kişilik yer var mı öğretmenim? Gelmek istiyorum da. Yazacağım ne demek. Evet. Evet şu anda ağırlıklı olarak. Kalmış, evet ağırlıklı olarak. Siyahlar yani Zeynep gibi. Daha önde bakalım nasıl bir hamle yapacak İsmet. Çevirdi taşı. Bir tane hamlesi kaldı. Baktığımızda evet, hazırda olan hazırda vardı zaten şurada da aynı şekilde. Evet. Güzel bir maçtı. Güzel bir maçtı. Hızlı geçti yani zaman. Tabi haliyle bizde kazanan ya da kaybeden diye bir şey yok. Yani iki öğrencimize de Zeynep öğretmenimize katkılarıyla da hazırlanan program için teşekkür ediyorum ben İsmet. Zeynep öğretmenimize çok teşekkür ediyorum ben. Evet, tebrik ederim bakalım birimiz İsmet. Evet. Evet İsmet tebrik ederim. Zeynep teşekkür ederim. Yine burada bizlerle birlikte katıldınız. Biz ikinci kere konuk olmaktan dolayı çok mutluluk duyduk. Evet. Çok sevdik. Ben öğretmenim. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Yani ileriki zamanlarda ben yine bekliyorum. Farklı bir konseptte sizlerle birlikte olmak isterim. Çok yani mutluyuz. Çünkü çok güzel bir oyun. Zaman hızlı geçti bizim için. En azından kendim için söyleyeyim. Şimdi burada teşekkür ederim hediyeleriniz için tekrardan. Aramızda bizlerle birlikte oldunuz. Evet. Burada evet istediğin günün saati ve sloganıyla yayın yapan WOM TV'nin Zekane programımızın burada da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizleri takipte kalmaya devam edin. Evet, teşekkür ederim.